Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta telefon sinyal yükseltici ile ilgili bir video yapmak istedim. Bu cihazı bir müşterimiz için sipariş ettim. Detaylarından bahsedeceğim. Çok güzel, performanslı bir cihaz. Kısaca yanında gelen ürünlerden bahsedeyim, devam edelim. İlk önce bir dış antenimiz var. Şöyle devam ediyoruz. Ara kablolarımız var. 3 tane ara kablomuz var. Bunlar kısa olanları, uzun olan 40-50 metre civarında, o da yukarıdaki dış antene gidecek. Şöyle bir tane BNC T fişimiz var. 2 tane de dahili antenimiz var. Neden 2 tane derseniz, binamız çok katlı olabilir. Villa tarzında. Ya da apartman dairesi olabilir. Alttaki komşu, yukarıdaki komşu. Ya da 2 ayrı bina olabilir. Uzun bir kabloyla diğer anteni de kullanarak sinyali bölebilirsiniz. Cihazımızda 4 bant vardı. Birincisi 4G 800 MHz. İkincisi 2 MHz. Eski bir teknoloji ama hala günümüzde aktif kullanılıyor. Özellikle kırsal yerlerde kullanılıyor. Bu G hikayesi de jenerasyon demek, yani nesil anlamına geliyor. Şimdi artık 2, 3, 4 diye versiyonları çıktı. Beşincisi gelecek. Alttaki 4 DSC olan da bugün aktif kullandığımız 1800-1900 MHz bantı. Bu da yine eski kaldı. 3G ama hala kullanılıyor, aktif. Şimdi cihazla ilgili şöyle teknik bilgi vereyim. 12 voltla çalışıyor. Adaptörümüzü taktığımızda display'ler gelecek. Tabii şu anda hepsi boş. Anten takılı değil. Anten ucumuz BTS'den giriyoruz. Burası da çıkış ucumuz. Bu cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi çoklu görüşme. Aynı anda birçok kişinin geniş bir bantta konuşmasına yardımcı oluyor. Farklı frekanslara bölerek çok kullanıcıyla beraber görüşme yaptırması yaklaşık 25-30 kişiyi aynı anda konuşturabiliyor. 100 metre ile 800 metrekare alana da hitap edebiliyor. Alan da çok geniş. Cihazın performansı çok güzel. Hatta şimdi birazdan çalıştıracağız ve bir program kullanarak kazancını göreceğiz. Devam edelim. İlk önce cihazımızın dahili olan antenini bağlıyorum. BNC konnektör şöyle takıp çeviriyoruz ve sıkıyoruz. Dış antenimizin bağlantısı hazır. Dış antenimi atölyenin önüne bir karton kutunun üzerine bırakacağım. Çatıya çıkmayacağım. Gerek olmayacak çünkü bu bir deney. Burası dükkanın giriş kısmı. Şöyle anteni deneme amaçlı karton kutunun üzerine yerleştirip bırakacağım. Bağlantılarımız hazır. Dış antenimizi de yerleştirdik. Şimdi telefonumuza bir program indireceğiz. Network Cell InfoLight. Bu program vasıtasıyla kazancımızı ölçeceğiz. Altta Sony yazan kısım benim atölyenin Wi-Fi'si. Burada da telefonum Türk Telekom. Gördüğünüz gibi çok iyi değil. Burası atölyenin alt kısmı olduğu için kazanç düşük. Cihazımı çalıştırdığımda bu okun yeşilin içerisine girmesi gerekiyor. Hemen yapalım. Şöyle bırakayım. Fişimizi takalım. Taktık. Evet. Gördüğünüz gibi kazancımız müthiş arttı. Anten atölyenin önünde olmasına rağmen yaklaşık 50 desibel kadar kazanç sağladı. Bunu çatıya çıkardığımızda herhalde ok sonuna kadar vuracaktır. Cihaz güzel çalıştı. Hatta şöyle fişini çekeyim, tekrar takayım ki daha iyi anlaşılsın. Hile hurda yok. Çektim. Bir süre sonra düşecek. Hatta yavaş yavaş da düşebilir. Düştü. Tekrar düşecek. Ve eski haline gelecek. Ben bu arada hazırlık yapayım takmak için. Düşüyor. Tekrardan bağlayayım. Düştü. Taktım. Gördüğünüz gibi çok güzel çalıştık. Cihazla ilgili detaylı bilgileri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.